Değerli arkadaşlar merhabalar iyi akşamlar diliyorum herkese sevgili dostlar bu analizimizin konusu borsa olacaktır son günlerde özellikle yatırımcısını üzen ve dünya borsalarıyla küresel endekslerle bir anlamda e, negatif ayrışmış olan bir borsa İstanbul endeksimiz bulunuyor ve bu bağlamda endeks nereye kadar gider ee, görmüş olduğumuz bugün görmüş olduğumuz düşük seviye acaba bir dip ve dipten dönüş olabilir mi şeklindeki detaylar üzerinde durmaya çalışacağım. Bu arada bir özrümü dile getirmek istiyorum. Malum pandemi yasaklarının e, yavaş yavaş azaltılması e, paralelinde aylardır birikmiş olan işlerimiz ve seyahatlerimiz art arda gelmeye başladı. Ve bu sebeple iki haftadır yoğun bir iş ve seyahat trafiği içerisinde olduğum için sizlerle baş başa olamadım, yorum aktaramadım. Bu konuda affınızı rica ediyorum. Umuyorum ki bundan sonra daha yoğun analizlerle birlikte olacağız. Evet kıymetli arkadaşlar endeks bugün 1371 puandan kapanışını gerçekleştirdi ve son dönemlerin en düşük kapanışı olarak adlandırabileceğimiz bir kapanış seviyesiydi. Ancak buna rağmen yabancı takası %40'lar seviyesine gerilemiş olmasına rağmen %43 seviyesine doğru bir yönelim içerisinde olduğunu görüyoruz ki yabancıların seçici olarak bazı hisselerde alımda oldukları sonucu da şuradaki parametreden ortaya çıkmakta. Ancak biz genel anlamda dünya piyasalarına baktığımızda atladığımız zaman Dave Johnson bir manada e, iki geri bir ileri gitmek şeklindeki bir tablo içerisinde olduğunu, gözünü 35 bin seviyelerine dikmiş olduğunu ve çok önemli bir kayıp içerisinde olmadığını ve bu paralelde Avrupa Endekslerinin de olumlu bir seyir içerisinde olduğunu görüyoruz. Ama Türkiye'de tablo böyle değil. Türkiye'de tablonun böyle olmamasının kendi içerisinde bir takım nedenleri bulunuyor. İlk evvela malumunuz üzere Biden e, Sayın Erdoğan zirvesinden umutlar oldukça yüksekti. E, beklenen şekilde bir sonuççu çıkmamış olması e, ve bunun ardından yapılacak olan istişarelere dair de henüz somut adımların atılmamış olması gibi gibi sebepler e, ortamı geriyor. Hele bir de Kanal İstanbul dediğimiz bir mevzu var ki bu konuda da temel atılmış olması e, ülke ekonomisinin zaten ciddi şekilde darda zorda olduğu bir ortamda bu projenin finansmanını nasıl gerçekleştireceği husus gerçekleştirileceği hususundaki kafa karışıklıkları e, ekonomiye olan güveni ciddi şekilde sarsıyor ve dolar kurunun 8.70 aşağısına ufak tefek sarkmalar yaşasa bile genel anlamda 8.70 8.80 aralığında bir stabilizasyon içerisinde olduğuna tanık olmaktayız. E, korku Endeksi olarak adlandırdığımız VIX Endeksinin genellikle 15 civarlarında olduğunu görüyoruz ki bu da dünya genelinde tansiyonun pek yüksek olmadığını ifade etmekte. Eurobondlar önemli bir parametreydi arkadaşlar. Bu da 1.70-1.75 seviyelerine çıkmıştı ama şu anda 1.40-1.45 veya 1.45-1.50 aralığında seyrediyor ki bu da ABD'deki enflasyon korkusunun önemli ölçüde törpülendiğini ifade etmekte Evet ilk zamanlar Efendim ABD'deki enflasyonun yüksek seyri Powell'ın e, 2020 sonuna kadar herhangi bir faiz artırımı yapmayacağına dair söylemleri ama bunun dışındaki eyalet e, FED üyelerinin mutlak surette faiz artışına mecbur olunduğu e, enflasyonun mutlaka dizginlenmesi gerektiği yönündeki açıklamalar Diğer taraftan 6 trilyon dolar gibi ek bir paranın piyasaya sür sürdürülecek olması ve ABD'nin altyapısının e, düzeltilmesi veya revizasyonu noktasında bir paranın harcanacağı gibi bir takım söylemlerin gündemde olması ve bu noktada enflasyonun daha da tırmanacağına dair görüşler ama Powell enflasyon kontrol altında diyor ve bu noktada ise dünyadaki e, dünyaya yayılmak isteyen doların biraz daha istekli biraz daha arzulu olduğu kanaati gündeme gelmiş bulunmakta. Ancak dünyaya yayılmak istenen veya dünyadaki çeşitli ülkelerden nemalanmak mak isteyen para veya dolar Türkiye'ye pek uğramak istemiyor. Neden? Dolar kuru şu anda oldukça yüksek durumda. Onlar belli bir noktada. Bu noktanın hangi nokta olacağını bilemem arkadaşlar. 8.80 mu olur? 8.90 mu olur? 9 mu olur? Bilemiyorum. Belli bir noktada veya Türkiye'de atılacak olan radikal ekonomik adımları beğenmeleri, hoşlarına gitmeleri ve güvenmeleri durumunda bir şekilde dolar bozmak suretiyle hisselere ilgi göstereceklerdir. Tabii bir de sizlere neredeyse 2-3 aydan beri gündeme getirdiğim e, main sell and go away şeklinde bir tablo vardı. Yani Mayıs'ta sat, işte daha sonra geri gel şeklindeki bir tablo. Bu tablo şu anda dünya genelinde pek, daha doğrusu bu jargon şu anda dünya genelinde pek işlerlik görmüyor ama Türkiye açısından konuya baktığımız zaman son 3 yıldır Türkiye'de Ağustos aylarında dolarda bir pik yapma, dolarda bir zirve yapma sevdası var. Ve bu sevdaya bağlı olarak da doğal olarak endeks düşüyor veya hisse senetlerinde bir düşüş var. İşte Ağustos ayında bozulan dolarlar bir şekilde hisse senetlerine kısmi dahi olsa gelmek suretiyle yıl sonu rallisi diye adlandırdığımız bir hareket gelik yaşanmakta. Peki bu süreçte yabancı veyahut da büyük fonlar ne yapıyorlar? Onlar da bu süreçte düşmüş, gevşemiş, gerilemiş olan hisselerden küçük adımlarla alımlar yapmak suretiyle biriktirmelerde bulunuyorlar şu anda hacim son derece düşük ve bu düşük hacmin e, paralelinde hisselerdeki geri çekilmeler hızlı ve sert oluyor Çünkü satış yüklü ise alıcı ilgisi güçlü değilse hisselerin geri çekilmesi son derece kolaydır son bir bir buçuk yıl içerisinde iki buçuk milyon adet yatırımcıya ulaşan borsa İstanbul ve son iki ay içerisinde 156 bin civarında yatırımcının azaldığı küstüğü e, şeklinde ifade edebiliriz bir tablo olduğunu dikkate aldığımızda son 6-7 aydır rally pozisyonunda olan borsaya giren küçük yatırımcı neredeyse her aldığı kağıttan para kazandı. Özellikle artık cılkı çıkarılmış olan halka arzlar sonrasında ve bu halka arzlar paralelinde işte 2 tavanlar, 3 tavanlar 5-10 tavanların söz konusu olduğu bir ortamda yabancı pardon yerli yatırımcı hiçbir bilgi birikimi olmaksızın nasıl olsa girsem diğerleri gibi ben de kazanırım mantığıyla borsaya girdi ama ilk tokadı yediği anda ardına bakmadan kaçma ihtiyacını hissetti. Haklıdır çünkü yeteri kadar bilgi sahibi olmadan, bilinç sahibi olmadan veya bilinçlendirilmeden bir manada da kendileri haksızdır. Yeteri kadar bilgi sahibi olmaksızın bu mecraya adam, adım atmış olmaları sonuç itibariyle böyle bir tabloyu doğurmuş oldu. Kıymetli arkadaşlar sizlere en son aktarmış olduğum analizim iki hafta önceydi. Ve bu grafiğimi paylaşmıştım aynen. 2 hafta önce borsada, borsa İstanbul Endeksinde ince hesaplar, kritik hesap başlığı altında bir videom bulunuyor. Bu videonun ardından ekleyeceğim veya e, videolar içerisinde bulabilirsiniz. Şöyle bir grafiğim bulunuyor arkadaşlar. Bu grafiğimde net olarak 135.100 veya işte bir seviyesinin kritik bir destek olduğunu, bu desteğin ana destek konumunda olduğunu, bunun evvelinde kısa vadeli yatırımcıların, kısa vadeli trade eden arkadaşlarımın 143 bin seviyesine çok dikkat etmeleri de gerektiğini ve orada bir kanal desteği olduğunu ifade etmiştim. Ama bu grafiği önemli bir grafik olduğu için özellikle ön plana çıkartıyorum ve 135 bin, 135 bin e, 100 seviyesi veya 1351 seviyesi önemli bir destek konumunda diye o videomda özellikle vurguladım. Ve bizim bugün geldiğimiz nokta gerçekten de 1351 seviyesi oldu ve bu seviyeden hızlı bir tepki bulmak suretiyle 1357 seviyesinden kapanışımız gerçekleşmeyecek. Bugün itibarıyla bu kritik ve önemli destekten bir e, destek bulduk, tepki bulduk. Önemli olan yarın ve o bir gün itibariyle bu desteğin çalışıp çalışmayacağı, şayet bu desteğin çalıştığına tanık olur isek, buraya kadar bir gerileme olsa bile bir kere daha buradan tepki buluyor isek, işte bu durumda endeksin tekrar 140 bin seviyesine doğru, 1400 seviyesine doğru hareketlenme isteği içerisinde olabileceğini dikkate alabiliriz. Bu açıdan bu grafiği çok önemsiyorum. Aksi durumda bu se seviyenin kırılması da bu önemli desteğin kırılması durumunda. Şuralarda olduğu gibi arkadaşlar, şuralarda olduğu gibi birer ayı tuzağı oluşmamak şartıyla. Buralara kadar gevşeyip de ani yukarı hareketler, şu noktada olduğu gibi, şu noktada olduğu gibi ani yukarı hareketler olmamak şartıyla biz eğer bu seviyenin aşağısında yuvarlak olarak 1350 seviyesinin aşağısında kalıcı olur isek işte bu durumda yön 1200'lere doğru devam edebilecek sert bir satışı gündeme getirecektir. Kıymetli dostlar sanal ortamda çok fazla bilgi kirliliği bulunmakta ve bu bilgi kirliliğinin başında birçok ortamda efendim İstanbul, Borsa İstanbul ayı piyasasına girmiştir. Ayı piyasasına girdiği için de işte 120'ler, 110'lar, 100'ler dilin kemiği yok bir yerlere gidiyoruz şeklinde çok farklı yorumlar yapılmakta. Değerli arkadaşlar bu yorumları yapan arkadaşlara lütfen şu soruyu sorunuz. Ayı piyasası nedir? Boğa piyasası nedir? Bana açıklayın deyin. Arkadaşlar bir piyasanın ayı piyasasına girebilmesi için son dönemlerde gördüğü zirve seviyesinin %20 aşağısında en az 2 kapanış yapması lazım. Biz 158 bin seviyesini zirve olarak gördük ve görüyorsunuz ki 3-4 defa denediğimiz halde burayı geçemedik. Hadi buraya 160 bin diyelim. 160 bin çarpı %20 32 yapıyorsa 128 bin seviyesinin aşağısına gelinmedikçe ayı piyasası başlamaz. Şuralarda ayı tuzakları olmuştur. Sanki düşüyormuş gibi yapıp çok hızlı bir şekilde yukarı yönelmiştir. Ama ayı piyasası dediğimiz o kalıcı düşüşlerin, sert düşüşlerin yaşandığı ortam oluşmaz. Şu anda ayı piyasasında değiliz. Nokta. Evet, buradan ayrılıyorum ee, kıymetli arkadaşlar bu grafiğimden ve haftalık bazda e, endeksin güç göstergelerine bakmamız gerekir ise mevcut durum olumsuz bir tabloyu göstermekte kendi adımla tanımlamış olduğum halik göstergesi olumsuz ama şurada aşağı doğru sert eğilimini hafifçe kırmak niyetinde ve 40 noktasına doğru yaklaşımlar genellikle tepkinin oluştuğu noktalardır şurada da olduğu gibi tepkinin oluştuğu noktalardır burada bir aşağı doğru gelme isteğinde azalma veya biraz olsun e, bu konudaki niyetin e, iyileşmesi şeklindeki bir e, görüntü olarak algılayabiliriz Nitekim e, talep konsantrasyon eğrisinin ise tepki bulabileceği 0-30 bölgesi arasına geldiğini görüyoruz Bu sebeple panik adımlardan uzak durmalı 135 bin seviyesinin önemli bir destek ve kritik bir destek olduğu dikkate alınmalı bu seviyenin aşağısına gelinip de minimum 2 adet 120 dakika bu seviyenin aşağısında kalınmadıkça bu du durumun bir e, ayı tuzağı olabileceği ve tekrardan 135 bin üzerine dönülebileceği hususundaki ihtimali de göz önünde bulundurmakta fayda bulunuyor değerli arkadaşlar. Şimdi kıymetli dostlar, e, sizlere sürekli olarak vurguladığım bir e, unsur var. Nedir bu? borsapivot.com isimli sitenin web sayfasında her gece 24'ten sonra yani dünya piyasaları da kapandıktan sonraki bu sayfada birçok veri yayınlanmakta. Euro dolardan efendim ons altına, gümüş altına, kripto paralara kadar ve yurt dışı endekslerine kadar. Arkadaşlar burada mutlak ve mutlak suretle ister endeksin, ister Viop'la işlem yapıyorsanız Viop değerlerinin günlük, haftalık ve de aylık bazdaki pivot değerlerini Pivot değeri neydi? Denge değeriydi. Bu değerin üzerinde kalınıyorsa bir sonraki noktaya doğru bir atak olabilir. Bu ihtimal kuvvetlidir. Burası geçilirse bir sonraki noktaya doğru bir atak olabilir. Bu ihtimal kuvvetlidir. Tersi ise bu seviyenin aşağısında kalınması birinci destek, ikinci destek ve hatta üçüncü desteğe doğru gerilemeleri gündeme getirebilir. Bu hafta itibariyle 1395 seviyesinin aşağısında kalan endeks İlk etapta 1371 ardından 1354 seviyesi ki 1351 seviyesi görüldü. 100-200 puanlık sapmayı çok önemsemeyeceğiz artık. Bu noktaya kadar bir gerileme yaşandı. Ve yine aylık bazda baktığımız zaman ise ikinci destek noktamız 1352. Dolayısıyla 1384'ün kırılması ve buranın direnç olması mütakibinde buraya kadar bir geri çekilme pivot sistem tarafından gerek bir hafta öncesinden aylık pivot bazında ise bir ay öncesinden hesaplanmış durumda. Ve şurada gördüğünüz gibi 146 seviyesi e, endeks için önemli bir direnç konumunda. 145 seviyesinin önemli olduğu yine bu hafta içerisinde özellikle dikkat çekilmiş durumda. Arkadaşlar lütfen e, bu pivot değerlerini veya e, kendinize bir navigasyon oluşturmak durumundasınız. Niye düştü, niye çıktı? Evet haber trafiği etkilidir. Ama haber trafiği bir enstrümanın ne kadar düşeceği veya ne kadar çıkabileceği, nereden tepki bulacağı hususunda sizlere fikir vermez. İşte bu noktada teknik analiz gündeme gelir ve teknik analizin yüzyıllar boyunca yapılmış olan çalışmalarının bir özeti olarak sizlere sunulan belli formüllerle bu kriterleri dikkate almalı ve yine mutlak ve mutlak surette günlük para giriş çıkışını artı yabancı ne alıyor ne satıyor bu kriteri aracı kurumların günlük bazda veya 3 gün son 5 günde en çok ne alıyor ne satıyor bu hususları e, dikkat etmeniz gerekiyor. Şurada arkadaşlar diop verileri demişken hemen bir noktaya geleceğim son günlerde gelen mailler içerisinde efendim siz daha öncesinden işte TEP yatırımın, SIT yatırımın çok ciddi miktarlarda long pozisyon taşıdığından bahsediyorsunuz ama işte son günlerde sürekli olarak satıyor bunlar. Demek ki endekste çok büyük bir çöküntü olacak şeklinde bir ifade var. Kıymetli dostlar lütfen bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayalım. Biop dediğimiz vadeli opsiyon borsasında belli vadeler vardır. Endeks iki ayda bir yeni vade açar, e, hisse senetleri ise her ay bir vade açar. Dolayısıyla Haziran sonu itibariyle hisse senetlerinde yani vadeli opsiyon borsasına kote olmuş olan hisse senetlerinde Temmuz vade devreye girecektir. E, endeks sözleşmelerinde ise Ağustos vade devreye girecektir. Bu nedenle kurumlar e, 30 Ağustos tarihi itibariyle yani yarın itibariyle son günü olan Vadelerdeki pozisyonlarını kapatırlar, kapatmak zorundalardır ve bir sonraki yeni vadede pozisyon açmaları gerekir. Hemen sizlere bir örnek olarak şunu göstermek isterim. Ee, görmek istediğiniz, tab görmekte olduğunuz tablo. Evet, bu. Haziran ayının tablosudur ve gördüğünüz gibi iş yatırım, e pardon teb yatırım 52.641 kontrat satış yapmış. Bunun anlamı teb yatırım bu miktarda short'a geçti değil. Teb yatırımın elinde ciddi miktarda long pozisyon vardı ve teb yatırım buradaki pozisyonlarını satıyor ve geliyor buradan 46 kontrat, 46 bin kontrat göremediniz galiba. Şöyle yaparsam. Evet 46.000 kontrat long pozisyon açıyor. Yani buradan satış yapmak suretiyle elindeki pozisyonu kapatıyor ama short pozisyona geçmiş değil. Hemen bir sonraki vadeden 46 bin kontrat long pozisyon açıyor. Bank of America 30 bin kontrat elindeki longlarını satmış ve gelmiş 26 bin kontrat buradan tekrardan alım yapmış. Tam tersi bir düşünceyle iş yatırımında elinde demek ki short pozisyon varmış. Buradan alım yapıyor 39 bin ama tekrardan geliyor Ağustos vadeden 30 bin kontrat satış yapıyor. Dolayısıyla anlık bir şekilde veyahut da sadece tek bir noktaya bakarak satıyorlar işte şu oluyor bu oluyor gibi düşünmemek lazım. Bu oyunun bir level sonrasını dikkate almakta fayda olduğu kanaatindeyim. Evet değerli arkadaşlar bu da 120 dakikalık bir grafiğimizdir ve 120 dakikalık grafiğimizde ise 134 bin seviyesi veya 1340 seviyesinde önemli bir desteğin olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla 135 bin seviyesinin bir ana destek olduğunu söylemekle birlikte bir ayı tuzağı kurulacak olur ise bu durumda 134 bine doğru bir gevşeme söz konusu olabilir. Buradan tepki geliyor mu gelmiyor mu bunu yakından izlemek lazım. Tepki gelmiyorsa bu noktada 128 bin seviyesine doğru o bahsettiğim ayı tuzağının başlayacağı start vereceği nokta Doğru bir gerileme olasılığı Söz konusu olabilecektir Teknik ihtimaller dahilinde Sevgili dostlar teknik ihtimaller dahilinde Diyorum teknik ihtimalleri Mutlak ve mutlak surette dikkate almak durumundayız Çünkü haber trafiği Piyasa oyuncuları tarafından kimi zaman Aslında hiçbir işe yaramayacak olan Bir haber dahi abartılıp bahane Olarak kullanılabilmekte bazen ise ee, Ağaç kovuğunu Doldurmayacak kadar küçük bir mesele Çok büyütülmek kaydıyla farklı boyutlara Gelebilmekte bu kapsamda bu kapsamda değerli dostlar Temmuz ayında e, zannediyorum ki bir 7-8 günlük bir tatil sürecimiz de söz konusu olacak. Temmuz ayında biraz böyle rehavet içerisinde büyük oyuncuların pek sahaya inmek istemedikleri, biz küçüklerin veyahut da fonların, emeklilik fonların, şunların bunların birbirleriyle, didişmeleriyle, hissel değişimleriyle geçebilecek bir süreç olabileceğini e, ama çok önemli bir atak, çok önemli bir parlamanın olmayacağını Temmuz sonrasında özellikle Ağustos 15 itibariyle borsada tekrardan yukarı yönlü bir hareketliliğin başlayacağı kanaatindeyim. E, 1350 seviyesini yakından takip edelim. 1350 seviyesinin aşağısında ise kademeli olarak ee, seçici olmak kaydıyla seçici olmak kaydıyla önce temeli sağlam sonra tekniği düzgün olan kağıtlara ilgi göstermenin faydalı olacağı kanaatindeyim. Ee, değerli dostlar, bundan böyle biraz daha sık bir şekilde borsa ve dolar konusunun analiz aktarmaya çalışacağım, kripto paralarla ilgili olarak da analizler aktarmaya çalışacağım bu hususunda e, habercisi olayım. Tekrar tekrar özür diliyorum. İki haftadır çok aşırı yoğun e, iş ve seyahat trafiğim gereğiyle gereği maalesef e, sizleri yalnız bıraktım. Sevgilerim ve selamlarımla hoşçakalınız efendim.